Advance. Japon'u da şöyle açabiliriz bu sırada. Japon'un şifresini kırdım da bana çok bir faydası olmayacak onun. Alman'ı kırarsam çok işime yarar. Bir de Romen'i kırmışız da. Romen'le aktif savaşta olduğum bir cephem yok. Daha fazla itme. Dağlık alanda savaşmayı sevmiyorum. Sovyet yaptık zaten. Arkadaşlar şu an abone olanlar Almanya'nın serisinin tamamını, Rus var mıydı emin değilim, yüklendi mi? Belki Rus'u da izliyordur. Yani Hoi'nin 12 saatlik olan yayınıyla alakalı birçok bölümü tamamını izleyebiliyor şu an. Onlara tamamen açık durum. Japonlarla alakalı değil ki, savaştıkları alanla alakalı. Arazi öyle. Latin Amerika'da savaşsan sen de öyle olursun. Misal. Latin Amerika'da 4 yılda bir ülke bitiriyorsun anasını satayım. Her yer orman. Tabii bir sürü şeyi yapmadığımız halde cayır cayır dövüyoruz yalnız Alman'ı. Çok enteresan buldum ben bu mevzuyu. Portekiz'i oynadık. Portekiz'i biraz daha deneriz isterseniz. Yarın Ali yokmuş. Yarın Berke ile multi yaparsa Türkiye oynayacaktım normalde. Ali gelmiyormuş. Yarın Berke kabul ederse İspanya Portekiz yapabiliriz. Eğer isterse. Republican'lara destek mevzusu falan var. Keyifli olabilir. Veyahut başka bir şey bilmiyorum. Bordo'yu da alalım da bitsin artık şu herifler. Vişi'nin başkentini alamadık daha. Başkenti de alalım. Telsiz var ya, telsiz olması lazım. Var. Neyi at dedin sen? Kürek sil. Doğru, entrenchment kasmıyoruz aslında. Verdim. Yine de sayıca tabi Almanya'yı itmeye yetmeyecek. Daha fazla tank veya daha fazla piyadeye ihtiyacım var şu anda. Bakalım. Şu an 24'ü de iyidir. Ya bu ne abi? Burada niye hiç askeri yok bu herifin ya? Niye her şeyi ben tutmak zorundayım? Yavşak Amerika abuk subuk yerlere asker gönderirken iyi. Biz olunca tırt. Sayıyı yanlış hesaplamışız herhalde ya da gemilerimi vuruyorlar yolda. Şu Alman filosunu batırayım da yoksa fıttıracağım. Bütün filoları denize indireceğim en sonunda ipneyi bulmak için. Sovyet-Nazi savaşı sınırda geçiyor yani. İtilme kakılma yok iki tarafta da doğrusu. Belli bir yere kadar itti, Alman durdu. Öyle devam ediyor şu an durum. Battı. 5'e 19 vurduk. Yarım saattir bunlar vuruyordu her şeyi. Vurdum şimdi. Bitti bütün dert. Oh be. Sabahtan beri bu ipnelerin şeyiyle uğraşıyorum ya. Yağmalamasıyla uğraşıyorum. D-Day geldi. İt Afrika'yı tut be adam. Afrika gidiyor. Sıçtırtma D-Day'ini. Afrika gitmiş. Bunların hepsi DLC ile alakalı olduğunu zannetmiyorum. DLC ile gelen müzikleri ben bilmiyorum hala da. Onu söyleyeyim. Ya bu çalanların birçoğu
müzik DLC paketinden geliyor olabilir. Baba ver agresife ya. Aleyküm selam. Hoş geldin. Dayılar da puşlasın bari ya. Bunların hiçbiri adam gibi bizim birliklerden oluşmuyor. Oha, Herald'a bak. Herald Alexander, Xallandır. İndir kaldır, ferahlandır. Sevdim ben Herald'ı. Yalnız herkes gelişmiş. 3-5, herifin seviyesi 6 zaten. Infantry Expert'ü de verirsek bu herifin Herald'dan ne farkı kalıyor? Herald 4-6. Tamam gel Herald, anladım kardeşim. Sen her türlü çükücü bir insansın. Gel buraya ordunun başına. Bu 19'un başında kim var? Neil Ritchie. Ritchie kalsın. Aleyküm selam. Alman itilmiş Romanya tarafında. Ha evet, güneyden girmiş. Güzel fark ettin. Ben fark etmemiştim. Güneyden girmiş. Rus. Romanya'nın şifresini hala kırabiliyorum da bir bokuma yaramadığı yok. Japonya'da keza yine aynı şekilde. Faydası yok yani bana iplerin. Agresif saldırıya yine de tank birikiyor vallahi. Helal olsun. Biraz daha tank yapalım o zaman arkadan. Bir gün Amerika oynayıp Almanya ve Sovyet'e saldırmayı düşünür müsün? Şu an yaptığımızda İngiliz oynayarak yapmak, yani çok bir şey değişmiyor ki. Ama şunu söylemem lazım. Ya da ben niye söylüyorum? Ben ikide bir kendi fikrimi söylüyorum. Biraz da siz söyleyin. Ne düşündünüz? İstihbaratı bulduk, kovaladık, Alman değiştirdi. Yok uçağını orada gördük, İtalyan gemilerini öyle avlamaya çalıştık bilmem ne. Söyleyin bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Manpower bitmez. 1 milyon manpower var. Service by requirement da ekonomiyi kapatmış komple. 9 tank yapıyor. 133 piyade ekipmanı üretiyor herif. Berlin'e gidersem arkamı toplamaz bu ipneler. O yüzden gitmek istemiyorum. İlerliyor zaten ya. Sıkıntımız yok. Fransa bu sırada kuzey güneydi, 3'e bölünmüş hava sahası. Ben kuzey güney diye hatırlıyorum yani. Yanlış olmasın. Biraz daha uçak. Alplerde yeterli uçak desteğim yokmuş. Ne kadar uçak yolladı lan bu herif buraya? 795 support'u var, oha. DLC'nin getirdiği yenilikleri değerlendirin. Ne düşünüyorsunuz olan biten hakkında? İngiltere OP demiş. Yok ebenin örekesi. Götümüzden kan gele gele savaşıyoruz burada. Allies tarafına boost DLC gibi olmuş. Yalnız Allies geçen DLC'den bu yana çıkarma dahi yapamıyordu Alman'ı. Bilmiyorum farkında mısınız? Alman çok rahat bir şekilde tutuyordu yapılan çıkarmaların hepsini. İspanya da iyi. Yo, atak ve defansı çok fazla kırmıyor bu sırada. Bakın, pasif kullanım ve aktif kullanım arasındaki farkı şöyle söyleyeyim size. Pasifi nerede gösterebilirim size? Nereden? Heh. Bakın, pasifteyken %5 havayı daha iyi görüyor uçaklarımız. Yani havadaki ne varsa %5 daha iyi buluyoruz. %25 bombardıman uçaklarını daha iyi buluyoruz. Onun dışında %10'luk kısım sivil, askeri, işte filo ve hava kuvvetleri için şey alıyoruz.
istihbarat bonusu. Aktif yaptığımızda çıkarmadan %15 penaltımız gidiyor. Normalde çıkarmada penaltı yiyorsun, o %15 gidiyor. Planlama hızımız %50 artıyor. O ülkeye karşı %15 savunma alıyoruz. O ülkeye karşı %15 delme alıyoruz, breakthrough. Onun dışında istila hazırlığı, yani çıkarma hazırlığı %50 daha hızlı oluyor. Ve istihbaratlara %50 alıyoruz. Ya burada nedir? %15'lik penaltılar çok belirleyici. %15 savunma alıyorum, %15 delicilik alıyorum. Bu kadar. O da 30 gün zaten. Ondan sonra tekrar şifre kırmam gerekiyor. Yani çok aşırı değil bence. 3 gündür hoyu atıyorsan DLC çok iyi olmuş. Harbiden amına koyayım ya. Ve bir şey değil mi? Yayın dışı atasım geliyor bazen. Yorgun oluyorum ya da edit yapmam gerekiyorum diye atmıyorum. Ama bazen yayın dışı da atasım geliyor. Benim. Bizim çocuklara da hep aynı yerden dem vuruyorum. Söylüyorum onlara da. Ya benim atasım geliyor hala falan diye. Siz düşünün. Buranın hali ne ya? 12 saatlik yayın falan. Yani çok sağlıklı bir şey değildi ama güzeldi, evet. Allies ve X'i eşit demişler. Eskiden Alman God'tı demiş. Ben asıl bunu şeyde merak ediyorum. Acaba Emre multide nasıl etki yaratır? Bir aramızda multi yaptığımızda bu casusluk mevzusu 3-5 kişinin arasında bakalım nasıl dönüyor, onu asıl merak ediyorum ben yani. Ne kadar fark veriyor. Dutch'i isteyindeyiz, gitti, geçmiş olsun. Yine filoyu salmışız. Kobra gibi. Şimdi Division Colonial dedi değil mi bizim garnizon? Hangisi? Colonial Garrison. Şu. Bunlara military police vermezsem bunlar devamlı ölmeye devam edecek bu sırada. Aslında motorize verebilirim. Motorizem ne kadar var? Birazdan fazlaya çıkacak da göremiyorum. 4.7K. Motorizeleri mekanizelerle değiştirmeye başlayacağım. Motorize artacak. Motorizeyi de bence şeyde kullanalım. İsyan bastırmada kullanalım. Onlar çünkü çok daha fazla efektif. İnzibatı da verdik ona. Ya da en azından belli bölgelerde. Yani mesela Free France direnişi varmış. Ver baba. Togo'da direniş var. Ver. Dahomey. Gerçi hepsinde direniş artıyor şu an şey yüzünden. Savaşta olunca direniş artıyor bu sırada gençler. Hepsini motorize yap bakalım. Ne kadar götüme kaçacak motorize. Üf, -2.6K kadar kaçtı. Üretimi tam gaz gerçi. Günde 45 tane üretiyorum. Yetişir de. Yani. Filipinler düştü. İnzibatı arttırmaya devam. Afrika elden gidiyor. Umurumda değil. Ben Afrika için yeterince savaştım. Afrika gerisi kalsın. Umurumda değil yani. Gidip orayı mı kurtarayım? Gerçi hiçbir yer düşmüyor ki. Nereye düşüyor? Vichy Fransa'sı gittikten sonra bir şey kalmamış ki. Afrika bizde. Ulan bazen çok iyi sıkıyorsunuz ha. İngiltere Alman'ı yok eder. Yok. Almanya'da buna karşı savunma yapabilir veya karşı hamle yapabilir. O yüzden diyorum ya, soru işareti benim için şu an. DLC'nin multiplayer etkisi. YouTube'a gelir, evet. 40 bit. Abone olamıyoruz bari reklamla destekleyelim demiş. Efsanesin. Ben 60 FPS alıyorum. Size de zaten yayına 60 FPS veriyorum. Alan Cunningham vurulmuş. Harbi Alan Cunningham demişken bizim komutanları biz hiç geliştirmedik ya. Siz ne haldesiniz? Liberation of Paris. Pahi. Varol Soner, teşekkür ederim aboneliğin için.
Afrika kanı alıyor reis bir bak. Ne ağlıyor? Bir bok yok işte ya. Allah Allah. Vichy Fransız'ın bir daha kırayım da bir anlamı yok artık zaten. Asıl Almanya'nın bir daha kıralım da bitsin bu iş. Sıfatına sıçarız Almanya'nın. Elusive gentleman. Gel bakalım. Bir ajan daha. Sabaha kadar ajanlayacağım İpni. 68'e çıkar şunu. Yetmiyor, yakıt yetmiyor. Üf, Alman filosunu bir daha vurmuşuz. Battleship'ler, cruiser'lar, ne varsa. Ne kaldıysa. Alayı patates. Of. Of. Cayır cayır avlamışım filosunu herifin. Hiç şey değil yani. Hiç umurumda değil. Gebersinler. Patır patır, patır patır indireceğim bütün filosunu. Daha çok tayfun istiyorum ya. Dur bakayım. Şuraya böyle yok mu kas desteğimiz daha? Nereye gidiyor kaslarım benim? Ha, 600 kas varmış. 500'ünü sahaya sürdüm, gerisi yedek olarak gelir zaten. Ata şuraya. Cayır cayır vuralım düşmanları ya. Rahat ol. Akın. Akın akın. Sen videoyu izliyorum. YouTube tüm Huy 4 videolarını izledim. 900 saat oyunum var. Oyunu sen de sevdin. Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim asıl izlediğin için. Direnişin yüksek olduğu yerler varmış. İstediği kadar olsun birader. Biz her türlü direnişe kafa göz gireriz. Artık hedef belli. Hadi bakalım. Arkada tank üretimi de tam gaz devam ediyor. Tank stoklarımız da iyi. Bir tek motorize stoğumuz biraz sıkıntılı. Çünkü şeye verdik onu. Garnizona verdik. Mekanize arttıkça onun şeyini açacağız zaten yani yolunu. Saldırı attı, çizim çizim. Efficiency retention. Artık retention'a gerek yok zaten, geldik geleceğimiz yere kadar. Bir şey basacak yerim yok ya. Suriye'ye, Muriye'ye, Afrika'ya şey bastık anasını satayım daha. Kıbrıs. Malta. Malta'ya basmak istiyorum. All of Hong Kong. Yazıktır, günahtır, ayıptır, hayvan herifler. Hong Kong'a da saldırmazsınız. Aha, Macar'ı kırdık. Macar. Broman. Alayını, alayını açın anasını satayım. Çatır çatır. Gerçi hatta artık Almanlardan başka bir şey tutmuyor da Almanları da birazdan şey yapacağım zaten. Az kaldı. 400 saatim var şu anda. Bir kere İngiltere ile Allies oynayıp Alman'ı alamadım demiş. Tank önemli. Tankın seviyesi önemli. Hava önemli. Tank önemli. Aha. Şifremi mi kırdı o pezevenk? Şu direnişle alakalı bu hatunu direnişi kırmaya yollayayım. Nerede direniş var? İtalya'da cayır cayır. Oo. Vichy Fransa'sında cayır cayır varmış direniş. Kıralım hepsini. Yoksa bana sıkıntı olur. Aç. Alman'ı da aç. Giriyoruz Alman'a artık. Alman'ın şifreyi aç. Giriyoruz. Şifresi de şeymiş, bunu yazan tosun, okuyana kosun. Böyle de şifre koyuyor pezevenk. Bunları da Benelux'a yollayalım. Benelux tarafını tutsun. Göbek dokuşturmamız yok mu ne lan?
Çilteyim bebeğim. Nasıl istersen. Motorizenin eksiye düşmesi biraz tat kaçırdı. Yavaşladı itişimiz. Son bir mekanize daha verelim de. ...1100-1100 düzeltiyor işte böyle böyle. Güzel. Zayıflar ekmek yok, şişmanlar hapiz ama. Ben bu motoyu çok sevdim yalnız. Hadi bakalım, başlayalım. Hala Almanya'dan filo var ya. Planlama bonusu hak getir. Ne planlama bonusu? Manpower yerlerde dediğin 600k manpower var. Sen ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun birader? Cayır cayır adam vuruyoruz. Ülkelere geri yerleştiriyoruz şu an şeyleri bu sırada. Ha, şu Güney Fransa'nın kontrolünü versek. Buralara şey desteği atmak zorunda kalmam, direniş kırma desteği. Ablacığım sen de devam et, şu İtalyan tarafları falan felaket. Lüksemburg'u hükümetine geri yerleştirdik. Schokenhof. Güzel. Doktorinin şeyi bitti artık. Komet açılıyor. Onun dışında çok bir şeyimiz kalmadı zaten. Kanguru manguru var. Ne birliği geldi? Filipinli birlikler geldi ya Allah aşkına. Provence'ı vermedim, aynen şu an kalsın. Comet. Sexton. Oo. Comet'in bedeninden mi yapılıyormuş lan Sexton? Bilmiyordum ben onu. Şu an biraz şaşırttı. Comet Mark 1, gel bakalım. Cayır cayır düştü üretim ya, ayıptır. Nereye çıkıyorsunuz? Ne oluyor? Yetmedi mi? Suriyeli savunma gücü galiba şeydeydi en son. Hindistan tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsun. Hindistan tarafı da garip. Böyle bir şey olmuşuz. İyi, Singapur'u kaybetmedik en azından. Singapur'u kaybetmemek büyük avantaj. Majino'yu kırıyorum lan. Bir dakika, Majino'da bir şey atmamız var galiba ya. Pocket. Majino'yu kıracaksak işimize gelebilir. Aynen, şasisinden kullanıyormuş. Ben bilmiyordum Sexton Comet şasisinden şey geldiğini. Şaşırttı. Ne yapmasını istiyorsun adam? Majino'yu halleden halletsin. Onun da değil. Ben Berlin'e yol yapacağım. Şu hale bak, Berlin'e gitmiyoruz anasını satayım, şey yapacağız diye. Majino'yu deleceğiz diye. Bizimkiler tereyinden mereyinden penaltı yiyor.
gelsin savaşsın bizi. Niye ne? Götü mü kurtlanmış? Niye geliyor yanımıza? Sexton. Sexton'ın da vuruşunu arttırayım biraz. Delmesi rahatlasın. Ama yanlış Sexton'ı koydum değil mi? Evet, Sexton Mark 1. Üretimini biraz çükü verdim. Çükü verdim. Limited conscription'dayım. Manpower yerlerde dediniz ya. Allah aşkına. Almanya kendi topraklarının savunma bonusu alıyor mu? Şey olarak mı? Cypher'dan mı? Cypher'dan almıyor. Onun dışında bir de benim ajanlarımın kurduğu hat yüzünden zaten bu herifler şey yiyor deli gibi. Entrenchment, planlama, onların şeyini yiyor, penaltısını yiyor etraftan yani. Entrenchment kuramıyor herif benim yüzümden. Abi mızrak ucu gibi mızrak ucu yapıyor şu an. Sen gerçekten şu an Türk vatandaşı olarak Bulgaristan'ı almak ister miydin yani? Bak bunu cidden soracağım sana. Bulgaristan'ı kim ne yapsın lan? Üf, 5-2 mi? Seni sevdim. Gel. Deli modlar zaten. Kafana reklam mı çarptı? Çarpar, arada çarpar. Beyler yapacak bir şey yok. Ben de bundan para kazanıyorum. Birisi YouTube'da varyansını etmiş. Geçen. İşte Twitch'te aboneler izleyebiliyormuş sadece. Burada da katıl butonu falan var diyor. Ya tamam da kardeşim, ben zaten bundan para kazanıyorum yani. Ne yapmamı bekliyorsun? Hani ben şunu anlamaya başladım. İnsanlar benden bu işi parasız yapmamı falan bekliyor galiba. Ben zaten bu işten para kazanıyorum anasını satayım. Ne yapayım? Mecburum. Hayda. Ajanımızı da ele geçirmezsiniz. Savaş bitti be. Savaş biterken de ele geçirmezsin. O da başka bir dünya tabii de. Dur bakalım, o hatunu hemen bir kurtaralım mı? Nerede o? Göt. Direkt kurtarıcım varsa onu yollayayım diyecektim de. Bir tane vardı benim kurtarıcı. Şu. Nancy. Nancy git kurtar. Bir iki tane reklam daha tam anlayamadım. Öyle olmuyor. Kaç para kazanıyorsun? 12 saatlik Twitch yayınım vardı ya cumartesi günü. $3.50 kazandım. Reklamdan. Ama adam şikayetçi Twitch'in tekrarlarının aboneler tarafından izlenmesine. Ya ben bir şey kazanmıyorum ki tekrarın izlenmesini Twitch'ten. YouTube'a atıyorum işte. YouTube'dan izleyin. Öyle kazandırın. Destek olun. Yani Netflix gibi istiyorsanız Twitch aboneliğinden daha ucuz. Yapabileceğim en fazla şey bu yani. Dolar üzerine alıyor. $3.5 desen. Her gün 12 saat yayın yapsa, ölmese. Ölümsüz olsa bu ip ne? Tamam işte oldu falan diye. Romanya'da darbe oldu. Berlin düştü. Tamam, morlar da halletti durumu. Turkuaz'ın bölgesini değiştireyim mi? Bence pembenin yerini değiştirelim. Güney tarafını bitirsin. Bütün büyük şehirlerin güneyde olduğunu varsayarsak güney tarafını halletsin. Berlin'i yok, çemberde bırakmadım anlamadım. Ya buradan sonrası çok kanserojen olacak ya. Özellikle şu ufaklıklar. Mekanize ne durumda? 1.9k. Fena değil, fena değil. Bir tane daha ekleyebilirim. Ufak ufak değişim. Cayır cayır vuruyor yalnız şu an. Tank bildiğin. İnsan gibi vurmuyor yani.
bizde böyle. Ruslar itmeye başlamış. Yelsiz oyunları da Paradox yolluyordur. Oyun da satın almaz. İyi demiş. Yani onu çok şükür alıyoruz. Selamlar, hoş geldin. Fransa'yı mı yarıyorlar? Yok canım, o kadar da değil. Orayı da tutsunlar bir zahmet. Her şeyi de ben tutamam ya. Odak ağacına gelen yakınlaştırma, uzaklaştırma, araştırma ağacına gel demiş. Yok. Araştırma ağacında öyle bir şey yok. Odak ağacına da gelmesi gerekiyordu yani. Odak ağacı özellikle İspanya'da falan inanılmaz bir hale gelmişti. İnsanlar kafayı yerdi öyle bir şey olsa. Büyük ekranlar için büyük problem. Ya yeter, çıkartma sesi, savaş sesi duymak istemiyorum. Bir Allah'ım, hatunu da yakaladılar. Birileri daha yakalandı da. İki kişi hapiste. Ölün lan. Tanımıyoruz biz onları. Onlar bizim değil. Petrol full. Ha, iyi hatırlattın. Şu Amerika'dan daha az alalım. Pezevenk kaç tane fabrika kazanıyor, hale bak. Cayır cayır. Yok mu şöyle güzel bir havaalanı ya? Kıç kadar havaalanlarında şey yapıyoruz, saldırıdayız. Burası iyi aslında. Ne pocket'ı geliyor ya? Buradan pocket mı atacak adam bana gerçekten? Koca kuzey limanları dururken buradan mı pocket yiyeceğiz? Yapma. Yapmayın beyler. Sıkmanın da bir adabı var. Sıkamıyorsunuz, olmuyor. Ya şu tanklar yiyecek desen anlarım. 11 birlikler göt kadar halleriyle deli gibi itiyorlar. Onu anlarım da. Demin manpower yerdeydi diyen arkadaş burada mı? Manpower artıyor agresif saldırırken. Manpower'ın bitmişken agresif saldırmak mantıklı mı diyordu? Agresif saldırırken manpower'ım artıyor şu an. İtalya'dakileri saldırtmıyorum aynen. Bratislava, Viyana, hadi ya bitirelim bu işi. Cepheyi alamaz ki benim tanklar. Devir Belçika. Aztekler çıktı mı? Tabii canım. Kalkuta neresi bilmiyorum da düşüverdi. Çok da tanıdık geldi ha Kalkuta. Bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Danimarkalı askeri lideri de koymaz. Of, bir tane film önermiştiniz, orada izlemiştim. Bisikletli birliklerle herifler Almanlara karşı gitmeye çalışıyor. Alman orada zırhlıyla giriyor herife. Adamlar bisikletle cepheye gidiyor. Alman zırhlıyla geliyor anasını satayım. Ben bu adamın liderini niye koyayım orduya şimdi? Ne işime yarar o adam? Hop, pocket'a atıvermişiz. Allah Allah, nasıl oldu? Nehir ötesi şehre girerken dövüyor tank ya. Sen insan mısın? Nehir ötesi şehre giriyor bak. Nehir penaltısı var, şehir penaltısı var. Ama giriyor adam. Hitler öldü mü? Kahrından öldü. Dunkirk değildi ya. Dunkirk değildi. Başka bir filmdi o. Bana burada önermişlerdi huyu attığım bir yayında. Öyle izlemiştim. Daha önce hiç izlememiştim çünkü öyle bir şey var. Hoşuma gitmişti. Danimarka'ya yapılan saldırıyı anlatan bir film. Artık bir yana düşebilir mi ya?
Varşova'yı da özgürleştirdik. Ruslar da hala gelecek. Almanya bitti. Geçmiş olsun, Almanya'yı bitirdik. Bugün Almanya'yı tost yaptık, bitirdik gençler. Da bu cephe, o nedir ya öyle? Macar'dan girelim, Romen'den çıkalım da. Gerisi çok saçma bir hal olur. Dokuz. Yo, şeydeyiz ya, Haziran'dayız. Kalkuta Hindistan mı? Japon Hindistan'ı yok etti. Aha, yılanlamış. Vay pezevenk. Ha, indirsin. Kuzey Afrika gidiyor ya. İnanılmaz birader. İtalya nasıl çıkıyor ya? Dalga geçiyorsunuz ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Budapeşte ile Bratislava'yı alalım, bitsin zaten dertlerimiz. Hala Danzig'e Fransız askeri falan çıkıyor. Bütün hükümetleri geri yolluyoruz ülkelerine bu sırada, ülkelerini geri aldıkça. Ülkelerine dönme zamanıdır diye diye. Cluj'u al, arada git. Alman düştü, kim lider? Macar mı? Slovakya mı? Allah aşkına. Macar olabilir. İyiler. Kluj'u da aldık mı? Bitiyor bu iş. Cidden pekse mi çekildi? Böyle kalabilirim. Bir demokrat gibi davranacağım. Hepsini anlaşmalı hükümete çevirdim. Tadını bozmayacağım. Sovyet'e devam demiş. Yok, burada bitiriyorum. Burada bitiyoruz. Evet. Tarihsel yapamam. Yalta konferansı eventi gelmemişti. Sürgün hükümetler var. Onun dışında şurada anlaşmalı hükümetleri görmek istiyordum ama anlaşmalı hükümet şeyi gitti oradan. Sürgün hükümet yüzünden. Şu an gördüğünüz gibi anlaşmalı hükümet var şeyde. Allies Faction'ın da demokratik altımızda. Evet. Güzel bir seriydi. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir.